Da bahsettiğim gibi bendeyiz. Yunus Sakı, Ordu İmam Hatip Camii Müezzin Kayyumu olarak görev yapıyorum. Bağımsız Diyanetsen Ordu Şubesi Yönetim Kurulu üyesinde de arkadaşlarla beraber görev yapmaya çalışıyorum. Tabii burada arkadaşlarımızın farklı mensubiyetleri, farklı aidiyetleri olabilir. Bunda da bir güzellik vardır. Herkesin bu alanda yapmış olduğu çok kıymetli, çok değerli çalışmalar vardır. Ama takdir edersiniz ki herkes her işi tam ve kamil bir manada yapamayabilir. Eksik bıraktığı alanlar olabilir, unuttuğu alanlar olabilir veya efendim ihmal edilmiş kısımlar olabilir. Bizler de Bağımsız Diyanet Sen olaraktan bu alanda hizmet göstermeye gayret ediyoruz. Bağımsız Diyanet Sen 5 Nisan 2005 yılında Diyanetleri Başkanlığı'nda 4. sendike olarak kurulmuştur kıymetli hocalarım. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede yılmadan, usanmadan, yorulmadan ve başka bir amaç ve gaye gütmeden kıymetli hocalarımızın hizmetinde gayret göstermeye çalışıyoruz. Tek dayanağımız olaraktan hak bize yeter diyerek hak ve doğrunun yanında üyelerimiz ile beraber el ele kol kola çıkmış olduğumuz bu yolda kimseyi yarı yolda bırakmamaya gayret ediyoruz. Kuruluş ilkelerimizden ve özellikle bağımsız, burayı tırnak içerisinde söylemek istiyorum, bağımsız sendikacılık anlayışımızdan da asla taviz vermemeye çalışıyoruz kıymetli hocalarım. Bunu yaparken de sorumluluk alan, sadece elini değil tüm bedenini taşın altına koyan, şikayet edilen konuları daha güçlü ses ile haykıran, haksızlığa uğrayanın yanında yer alan, yol gösteren, hukuki destek veren, idare kurullarına katılarak üyelerimizin almış olduğu cezaları iptal ettiren, idari davalar açarak haksızlıkların ortadan kalkması için tüm yasal süreçleri sonuna kadar kullanan sendika olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz kıymetli hocalarım. Tabii biraz önce de bahsettiğim bu alanda çok kıymetli faaliyet gösteren arkadaşlarımız, sendikalarımız var. Amacımız burada kimseyi zemmetmek, kimseyi ötekileştirmek, dışlamak değil. Ama eksik bırakılan alanlarla ilgili söyleyecek sözü olanların da olduğu bir sendika olduğumuzu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizde gönüllülük esas kıymetli hocalarım. Yani Bağımsız Diyanet Sen'e üye olup olmama noktasında bütün hocalarımız tamamen vicdani özgürlüğe sahiptirler. Hani bize üye olursanız şöyle olur, olmazsanız böyle olur gibi asla hocalarımızı, çalışanlarımızı herhangi bir böyle bir makas, herhangi bir böyle bir vicdani yük altında bırakmadan yine üyelerimizden ve kıymetli hocalarımızdan aldığımız desteği, yetkiyi hocalarımızın, arkadaşlarımızın menfaatine, hakları doğrultusunda kullanmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de biraz önce bahsettiğim bağımsız adımıza özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Herhangi bir siyasi aidiyet, herhangi bir ideolojik aidiyet duymadan o alanı ilgililerine bırakıp bizler kendi alanımızla ilgili en başta Allah'ın bize nasip etmiş olduğu din görevliliği sorumluluğu, devletimizin bize vermiş olduğu din hizmetlerini yerine getirirken en başta bunların görev ve sorumluluk bilincinde olarak da hareket ediyoruz. Bunları yaparken de karşılaşmış olduğumuz bir takım idari, hukuki sorunlarla ilgili, çözüm üretilmesi gereken alanlarla ilgili çalışmalar, hizmetler yürütmeye gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak gayretlerimizi, meşakkatlerimizi hayırlı eylesin, rızana uygun eylesin, hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı da affeylesin. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun hocam. Hep gönlümüz, yönümüz, arkadaşlarımızın birliğinden, beraberliğinden, uhuvvetinden, kardeşliğinden yana olmuştur. Yunus kardeşimiz güzel ifade etti. Herkes işinde başarılı olursa, bir kardeşlik ortamı olursa, orada hizmet olur, bereket olur, insanların faydasına işler olur. Dolayısıyla bu zaviyeden baktığımızda şu toplantıları, şu kahvaltıları, şu programları çok önemsiyorum. Zaman zaman bizi başka arkadaşlar çağırıyor. Biz çağrılan her yere zevkle gidiyoruz. En önemli hususiyetlerimizden birisi de hiçbir arkadaşımız arasında asla bir ayrımcılık yapmamaktır. Zaten bizim idari efendim anlamdaki vazifemiz, sorumluluğumuz, misyonumuz da bunu gerektiriyor. Tabii arkadaşlarımız hakikaten güzel bir emek vermişler. Hüseyin Hocam da güzel çalışmalar yapıyor. Zaman zaman sosyal medyadan böyle paylaşımlar da yapıyor. Onu da ben takip ediyorum. Yani takipçinim.
öyle söyleyeyim. Bununla beraber bütün arkadaşlarımızın güzel faaliyetleri, gayretleri var. Tabii bunları böyle tek tek bir zincirin halkaları gibi birleştirdiğimizde ortaya daha büyük, yekün, güzel işler çıkıyor. İşte Nurullah Hocam, Yasin Hocam, Yunus Hocam sağ olsunlar bugün yüz yüze daha tanışma imkanımız oldu. İnşallah dairede vakitleri varsa onlara birer de kitabımızı imzalayıp takdim ederiz. Dolayısıyla bizim görevimiz, misyonumuz insanlara hizmet, insanların yardımında olmak. Peygamberimizin o veciz ifadesine nail olmak. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. Yani kendi şahsi menfaatlerimiz, işlerimiz hakikaten bir tarafa. Çünkü işimiz bu, misyonumuz bu, görevimiz bu. Dolayısıyla toplanıyoruz. Burada bir fikir teatisinde bulunuyoruz. Biz daha ne yapabiliriz? Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Efendim ünyemize, ordumuza, insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bu maksatla bu toplantılar yapılıyor. Ben bu vesileyle bu toplantıyı düzenleyen Hüseyin kardeşimize, Yunus kardeşimize, Nurullah kardeşimize, murakabımıza, hocalarımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri böyle dünya sofrasında buluşturduğu gibi cennet sofrasında da buluşmayı nasip etsin diyorum. Cümle geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.